Sakallarınız mı seyrek? Kaşlarınızda boşluklar mı var? Sürekli dökülüyor mu? Tam bu uygulamayla, bu kadar ucuz uygulamayla hem sakallarınız, hem kaşlarınız, hem de kirpikleriniz olacak. Herkese merhaba arkadaşlar, kucak dolu sevgiler, ben Aras Barlas. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi evde yapabileceğiniz doğal, ayrıca kullanacağınız malzemeleri daha birçok uygulamada da kullanacağız. Hani tek seferlik bunun için kullanmış olmayacaksınız. Hem uygun fiyatlı, hem bir o kadar etkili, hem de uygulaması da aynı derecede basit olan kaş, kirpik ve sakal çıkarma, besleme videosuna hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce de bir like butonuna tıklarsanız bana destek olmuş oluyorsunuz. Yorum kısmı sizi bekliyor. Bir de çana basarak o iki tane tiki getirirseniz de yeni videolarımızdan hemen haberdar olabiliyorsunuz. O zaman hemen uygulamamızın hazırlanışına geçelim. Soğuk preslenmiş olarak satılan kavanozda alacağınız Hindistan cevizi yağı arkadaşlar. Özellikle soğuk preslenmiş olması önemli. Buzdolabında saklıyorsunuz bu Hindistan cevizi yağını. Buzdolabından çıktığı zaman bildiğiniz sıvı yağ formuna dönüşüyor. Olabildiğince 2 yemek kaşığı şöyle yontarak kasemize Hindistan cevizi yağını koyuyoruz. Ardından ise bunu böyle birazcık bir kendine bırakıyoruz ki sıvı kıvamını alsın. Sıvı kıvamını aldıktan sonra da 1 yemek kaşığı üstü silik olacak şekilde sarımsak tozu ekliyoruz arkadaşlar. Sarımsak bir antibiyotik niteliği taşıyor. Ayrıca kılları da bir o kadar besliyor ve özellikle kirpik diplerinizde bir iltihaplanma, kaşlarınızda sivilcelenme, sakallarınızda aynı keza siyah nokta oluşumu, sivilcelenme, yağlanma varsa da bunların önüne geçiyor. Yani oluşmasını engelliyor. Sadece bu kadar arkadaşlar. Yılan yağı da koydum ama daha önce uyguladığımda benim biraz kaşıntı yaptı cildimde. Onun için size de yılan yağını eklemiyorum. Ne olur ne olmaz diye. Daha sonra da bu hazırladığımız karışımı minik bir kabın içerisine, ağzı kapalı olacak ama koyarsanız da hemen buzdolabınıza koyuyorsunuz, muhafaza ediyorsunuz. 1 saat sonra da kullanıma hazır bir hale geliyor. Ve kendisi burada arkadaşlar, şöyle hemen. Zaten bakın şurada attığımız sarımsak tozlarının tortusu dibe çökmüş. Bunun herhangi bir önemi yok. Önemli olan içinde bakın krem kıvamında olduğu sarımsaklı Hindistan cevizi yağımız arkadaşlar. Şimdi bunun uygulanmasına geçiyorum. Uygulanması için de isterseniz şöyle parmağınızı şöyle 10-15 kere sürtersiniz. Kaşınıza süreceksiniz. Hemen şöyle kaşınıza sürersiniz. Fakat bu benim tavsiye ettiğim bir yöntem değil. Onun yerine arkadaşlar şöyle 1 liraya satılıyor. Yani burada 1 liraysa belki 50 kuruşa da bulabilirsiniz. Bu işte böyle kirpiklerinizi taramak için, kaşınızı taramak için, sakalımıza sürerken, özellikle şu yandaki sakallara sürerken de bir hayli verimli oluyor. Ayrıca yıkaması da kolay. Ne olarak geçiyormuş? Bu maskara brush olarak geçiyormuş. Maskara fırçası yani. Şunu 1 liraya alırsanız da bayağı bir rahat etmiş olursunuz. Burada maskara fırçasını şöyle içerisine değdiriyoruz. Şimdi bunun sürmesini arkadaşlar kaşıma süreceğim. Kaşlarınızda boşluklarınız varsa, kaşlarınız cansızsa ya da çok fazla dökülüyorsa bu uygulamayı yapabilirsiniz arkadaşlar. Zaten sürer sürmez birazcık şöyle bir 5 dakika sonra kaşlarınız hafiften koyulaşacaktır. Aynı keza şimdi bunu kaşlarıma şöyle yedirerek, bakın yedirerek sadece kaşlarıma sürüyorum. Bunu uygulamadan önce benim genellikle şu kaşlarımın içerisinde şeyler çıkıyordu, böyle minik minik sivilceler çıkıyordu. Artık onlar da çıkmıyor. Onların da önüne geçtik. Kirpiğe uygulanması da yine şöyle alıyorum. Dibinden başlayarak sürüyorum. Şu kirpiklerime, diplerden. Kirpiklerim ve kaşım bitti. Sıra sakallarıma geçti arkadaşlar. Sakallarınızı da isterseniz erkek arkadaşların kısmına geçtim şu an, daha çok ilgilendiklerim. Çok sakalım çıkmıyor diyorsanız jilet vurun. Jilet vurduktan sonra buna gerek yok. Buna gerek yok. Parmağınızla alın şöyle. Şöyle tüm yanağınıza şöyle hafifçe masaj yaparak yedirin. Ama ben sakallarımı kesmek istemiyorum ya da olan sakallarımı güçlendirmek istiyorum diyorsanız da buna ihtiyacınız var. Sakallarınızı bak yukarı çıkmayın sakın, ayva tüylerinizi güçlendirir. Şuradan aşağıya tarayın arkadaşlar. Benim genelde bakın şuradan sakalım yoktu ama artık sakalım
var. Yani çok yok çünkü ben hiçbir şekilde jilet vurmuyorum. Yüzüme jilet vurmuyorum. Onun için yoğunluğu anca bu kadar arttırabildim. Bakın şöyle sürüm. Sürdükçe zaten küçük küçük olanlar da koyulaşıyor. Hemen koyulaşıyor. Bayağı parlak oluyorlar ve bunu her gün uygulayın. Ama akşam böyle eve geldiğinizde yapın. Yani evdeyken yapın bunu ve kalın. Böyle kalın. Bakın görüyor musunuz? Çok daha belirgin oluyor ve besliyor. Bu böyle kalıyor. Ne kadar kalıyor? 3 saat kalıyor diyelim. 4 saat kalıyor diyelim. Ne kadar bırakabiliyorsanız o kadar bırakın. Sonra yüzünüzü de duru suyla yıkamayın. Yüz temizleme jelinizle yıkayın arkadaşlar. Ne kadar sürede bu etki ediyor? Bunu şöyle bir ay yapın. Zaten böyle 2 haftadan sonra kendi gözünüzde de çok rahat beslediğini, kaşlarınızın daha dolgun olduğunu, kirpiklerinizin daha dolu dolu olduğunu, herhangi bir ağrınız varsa, bir iltihabınız varsa onların tamamıyla ortadan kalktığını göreceksiniz. Beğendiyseniz bana destek olmak için bir like butonuna tıklarsanız çok sevinirim. Yorum kısmı sizleri bekliyor. O zaman bir sorunuz varsa da, düşüncelerinizi de ya da bu kaş, kirpik, sakal ile alakalı bir probleminiz varsa da yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.